Canlarım, yani şu anda Accent Earth Global diye bir uygulamayı buldum. Yani dünyanın çok eski zamanlardan beri başlayan tarihini anlatıyor. Yani bunun linkini de videonun altına koyacağım. Bunu indirdim ben. Ve bu video bu şekilde dünyanın 750 milyon yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar bu jeolojik zamanlara göre nasıl göründüğünü gösteriyor. Mesela bu geç Paleozoik dönem olan kriyojeolojik dönemdeki, yani dünyanın en bilinen en uzun buzul çağının olduğu dönemdeki dönemi, mesela dünyanın çok büyük bir kısmının okyanuslarla kaplı olduğunu görüyoruz. Ve bakın şu bütün kıta şeyi, şu dünyanın kıta büyüklüğü, yani kutup bölgelerine dahil olmuş vaziyette. 750 milyon yıl önce, yani bunlar burası, yani geç protozoik döneme ait bir yerdir. Yani protozoik dönemin geç dönemidir. Ve burası, bu dönem en eski buzul çağın olduğu yıllardır. Ve bu dönemde kırmızı ve yeşil alpler meydana geliyor. Ve 600 milyon yıl öncesine geldiğimizde, yani bu dönemde Erdiyakan periyodunun olduğu dönemdir. İşte bu artık, yani protozoik dönemden çıkmaya başladığımız zamanlardır. Yani prekambiyen, kambiyen dönemine doğru geldiğimiz dönemdir. Artık bu buzul çağından kurtulma ve buzul çağının başlangıç kurtuluşuyla beraber denizlerdeki çoklu, çok hücreli yaşamların başlamasıdır. Tabii daha henüz bu büyük çaplı yaşam biçimleri yok. Tabii bunları ben jeolojik zamanlarda daha detaylı anlattım. Üstten geçiyoruz. O zaman bakın, Pangea öncesi Panadoya adındaki kıta mevcuttur. Görüyorsunuz kıtanın şeyini, durumunu. Yani buzul çağına artık kurtulma devresine girmiş dünya. Ya yani bunu böyle, dünyayı böyle döndürebiliyorsunuz. Yani böyle bir mavi küreyi. Buradan sonra geliyoruz 540 milyon yıl sonrasına. 540 milyon yıl sonrası da erken kambiyen dönemidir. Bu dönemde ani bir hayatta sıçrama başlar. Yani bu 60 milyon yıl sonrasında ani hayatta sıçrama başlar ve bir anda hayvan türündeki canlılar denizlerde belirmeye başlar. Ve yani bu belirgin bir şekilde bir canlılık patlaması meydana gelir bu dönemde. Ve bu dönemde artık, yani erken kambriyen dönemin olduğu zamandır. Ve 500 milyon yıl sonrasına gittiğimizde geç kambriyen dönemidir. Okyanusların olduğu yerlerde hayat belli şekilde takip eder ve birbirini besin zincirine giren ne vardır? Hayat zinciri mevcuttur ve belli oranda balıkların ve köpek balıklarının ilk türleri bu dönemde meydana gelmeye başlamıştır, yani denizlerde. Bakın şurada da görüyorsunuz böyle volkanik yanar dağların tek tek oluştuğunu ve artık buzul çağından belli bir oranda çıkma seyri, fakat buzul çağın hala tekrar izlerinin olduğunu görüyorsunuz böyle. Yani hayat hala denizlerde, yani karalarda hayat henüz oluşmamış vaziyettedir. 470'e geçin, 450 milyon yıla geldiğimizde geç Ordoviyen dönemidir ve bu dönemde ise artık, yani dünyadaki, yani karmaşık yaşam biçimleri karaların olduğu yere de sıçramaya başlar 450 milyon yıl önce. Ve bu dönemde, yani artık, yani
belli yerlerde tek parça halindeki bir oluşum, yani gezegen üzerinde oluşmaya başlar. Artık yani volkan zincirleri biraz daha azalmıştır yani belli yerlerde. Fakat bir buzul çağ dönemi tekrar bir başlangıç içindedir belli yerlerde. Ve bunu da görebiliyoruz. Ve devam edelim. 450 milyondan 430 milyon yıla geçelim. Silüryen periyodun olduğu dönemde, bakın bu dönemde de artık şöyle kara parçaları daha da belirginleşti. Artık kutup bölgelerinden ayrılmaya başladı. Ve yani kutup bölgelerine ayrılarak da ne yaptılar? Kutup bölgelerine ayrılarak da daha böyle ılıman iklimin olduğu yerlere doğru oluşmaya başladı. Bunlar o Silüryen periyodun olduğu dönemde oldu. Kitlesel bir yok oluş yaşandı. Deniz omurgasızlar türleri yaklaşık yarısı ne yaptı? Kayboldu ve ilk olarak karalarda hayat biçimi başladı. Yani bunun niçin olduğu hakkında bir bilgi yok. Fakat artık kitlesel yok oluştan sonrasında karalara da bir hayat biçimi tezahür ediyor. Fazla detaya girmeden geçelim hızlı hızlı. Devoniyen periyodun olduğu yıllar, bakın burada karaların daha da böyle ayrıldığını görüyorsunuz. Karada yaşam daha da bir karmaşık hale geliyor. Artık böcek çeşitleri, balıklar gelişiyor. Sonunda yani sağlam yüzgeçler meydana geliyor ve deniz akrepleri, köpek balıkları türlerinin ilk özel türleri gelişme gösteriyor. Ve yani hem karada hem denizde bir hayat meydana geliyor. Yani hayatı oluşturan bir ortam kendiliğinden oluşuyor. Bilhassa bakın şurada artık buzul çağından tamamen kurtulmuş bir dönem. 370 yıl öncesine gittiğimizde geç Devoniyen dönemidir. Geç Devoniyen döneminde artık gelişim daha da bir yüksek bir hale gelmiştir. Karadaki yaşam daha da başkalaşır, daha da gelişir. Böcekler çeşitlenir, balıklar sağlam gelişir. Sonra yüzgeç yapıları daha düzgün olur. Farklı köpek balıkları ve diğer balık türleri ve denizlerde yaşayan böcekgil türünden canlılar ne yapar? Kendini göstermeye başlar. Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlarım. Şu 300 milyon yıl öncesine gidelim. Karbon fiber dönemi. Karbon fiber döneminde bakın görüyorsanız eğer artık ılıman iklim tamamen hayatı denizlerde ve karalarda yaşatacak noktada bulunan bir şey vardır. Ya kutup bölgeleri tamamen hani belli oranda biraz da ılıman bölgelere doğru kaymıştır kıtalar. Yani bu dönemde yani geç karbon fiber döneminde yani büyük devasa böyle bitkilerin, ağaçların yani ağaç boyunda bitkilerin olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ve bazı yerlerde yani o kadar çoktur ki toprak bile gözükmez. Yani oksijen artabildiği kadar artmıştır. Ve artık bu oksijenin bu kadar çoğalması yani hayvan türünden canlıların da yaşamasına çok daha imkan sağlar. Ve sürüngen türünde bakın bu can oksijen de çoğaldıkça devasa yani böcekler ve sürüngen hayatına bir zemin hazırlar. Devasa böcekler ve sürüngen hayatına zemin hazırlar ve bu karbon fiber döneminde günümüzdeki bütün kömür yataklanması bu döneme aittir.
Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlar. 260 milyon yıl sonrasına geçiyoruz. Yani geç Permiyen dönemi. Geç Permiyen döneminde bakın biraz daha değişim belli bir periyoda giriyor. 260 milyon yıl sonrasında başlayan bir dönem. Evet, bakın görüyorsanız bu dönemde en büyük yok oluş başladı. Yani bunun niçin olduğu hakkında yani değişik görüşler var. Yani bu canlı türlerin %90'ını ne yaptı? Tükendi gibi bir durum var bu dönemde. Yani çok büyük bir yok oluş başladı fakat sanki yani bunun bir yani gıda krizi ya da bir tekrar bir buzul çağının başlaması ya da işte bir volkanik aktivite ya da işte artık yani bu nesillerin tükenmesi hakkında değişik teoriler var. Fakat biz baktığımız anda yani yaşamın belirtecek belli bir oluşumun çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve bu tabii ki hayatın içerisinde var olan bir durumdur. Bu hayatın içerisinde var olan durum ne yapar? Devam edecektir. İşte erken Trias dönemi 240 milyon yıl önce işte bu dönem Pangea kıtasının olduğu dönemdir. Bakın kara parçalar altı tamamen böyle bir arada oldu. Pangea kıtasının bir araya geldiği dönemdir. Ha, Pangea kıtası öncesinde de Ponitia adası kıtası diye bir kıta vardı. Ama biz bu Pangea kıtasını hepimiz bütün kıtaların birleştiği zaman olarak ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bu erken Trias döneminde bu erken Trias dönemini dinozorların çağı diye adlandırabiliriz. Yani burada oksijen seviyeleri büyük ölçüde düşük olsa da kara bitkileri yani tekrar başlıyor ve mercan resiflerinin soyu tükenmiş olsa da kuşlar memelerinin zorların süper kıtada hayatları kalan hayatta kalanlar tekrardan hayat devam ettiriyorlar. Yani şurada İngilizce metin var. O metni belli şekilde tercüme ederekten size anlatmaya çalışıyorum. Yani şu Ponotia adasının olduğu zamana geçmeyeceğim. Pangea daha önemlidir. Yani Orta Trias dönemi. Orta Trias dönemine hızlı şekilde geçelim. Bakın Orta Trias'ta aynısı bir şekilde. 200 milyon yıl önce geçelim. Geç Trias. Bakın Pangea kıtasının daha da belirgin halini görüyorsunuz. Pangea kıtası yani bir kutup bölgesinden diğerine kadar kaplıyor ve kıtalar sanki yani karalar okyanusların altından yükselmiş bir hali var. Bunu da görebiliyorsunuz. Yani bu taş küre hiç boş durmuyor. Evet. Yani burada dönemde de bazı yok oluşlar başlar fakat yani bu yok oluşlar küçük canlıları etkilemez. Küçük memeleri etkilemez. Yani bu genç Trias döneminde yani pardon geç Trias döneminde küçük canlıları etkilemeyen bir yok oluş vardır. Fakat bu genç memeleri sanki bir zemin hazırlayan bir dönem olur. 170 milyon yıl önce Jurassic periyot dediğimiz döneme geliyoruz. Jura dönemi. Jurassic periyot. Bakın görüyorsanız eğer bu dönemde böyle Pangea kıtası artık bölünmeye başlıyor. Ve bu döneme biz yani dinozorlar çağı altında veriyoruz yani.
Dinozorlar çağırdığını biliyoruz. Evet. Yani yani hayat, yani burada da memeli hayvanlar, kuşlar, dinozorlar ve denizde yaşayanlar arasında, yani hem hava, hem deniz, hem de karada yaşayan hayvan arasında dünya paylaşılır hale geliyor. 150 milyona geldiğimizde geç Jurassic dönem. Bu dönemde de tabii şöyle biraz bakalım, artık Pangea kıtası birbirine ayrılmaya başlamıştır. Yani bakın şuradaki hat Afrika'yı ve Amerika kıtasını ayıran hat ayrılıyor böyle. Asya kıtası ayrılıyor. Ve bu dönemde de yani ağırlıklı baskın hayat biçimi göklerde yer alıyor. Ve dinozorlar karalarda yer alıyor. Yani geç Jurassic dönemde. Yani buna Jura ya da Jurassic dönem adını verebiliyoruz. Yani büyük deniz sürüngenleri ve okyanuslarda, yani bu dönem sanki yani şeylerin, devasa hayvanların yaşadığı dönem oluyor. 120 milyon yıl sonrasına gelin. Evet. 120 milyon yıl sonrasında bakın. Yani erken Kresta dönemidir. Yani dünya etrafında çiçekli bitkilerin gelişmeye başladığı bir dönem başlar. Artık hayatta dünyadaki bir değişim, memeliler lehine bir değişim başlamıştır artık bu dönemde. Erken Kresta döneminde. Ve bakın Asya kıtası, Afrika kıtası, Amerika kıtası kendi kendine belirmeye başlıyor sanki. Ve yani burada tabii ki burada bir buzul çağını yaşamış dünya. Bir buzul çağının etkilerini görebiliyoruz bu dönemde de. Ve 105 milyon yıl öncesine gidelim. Yani Kresta döneminin tam olduğu dönemdir. Kresta döneminin tam olduğu dönemde ise 105 milyon yıl öncesinde baktığımızda, evet bakın şöyle iyi takip edin. Yani o dönemde artık yani ne yapıyor? Dinozorların artık yani farklı bir şekilde evrimleşmeye başladı ve memeli hayvanların belli şekilde günümüz memeli hayvanların önceki türlerinin meydana geldiği, kuşların olduğu ve yani gruplar halinde yayılmanın meydana geldiği bir dönem diye görebiliriz bu dönemde. Evet, geçelim burada. Evet, 90 milyon yıl öncesine bunu geçmek istiyorum ben. 90 milyon yıl öncesinin diğeriyle hiçbir farkı yok. 66 milyon yıl öncesine geçelim. Evet. Geç Kresta dönemi. Bakın. Artık dünyanın günümüzdeki şekli sanki belirgin bir şekilde meydana geliyor. Bakın Türkiye tamamen denizlerin olduğu yerde, deniz olan bir yerde kalıyor ve burada yani evet, takip ediyorsunuz. Ve bu dönemde de hayat içerisinde yani hayat içerisinde de yani artık dinozor devri tamamen kapanmış. Uçan hayvanlar belli şekilde
meydana gelmiş ve dinozor türleri gibi sürüngen hayvanlar, yılanlar ve timsahlar türüne doğru evrilmiş. Ve burada artık yani bu Yucatan bölgesine kadar oluşan şeyi, Yucatan bölgesinin önceki halinin nasıl olduğunu falan da görebiliyoruz. 50 milyon yıl öncesine gidelim. Bakın 50 milyon yıl öncesindeki dünya erken tersiyer dönemi olduğu yerde, işte bu dönemde bir teori vardır. Bir tane gök taşı, yani dinozor neslini ortadan kaldıran bir şekilde çok büyük bir şeye çarpmış ve bu olay memeli hayvanların gelişmesine, memeli hayvanların, yani o hakim olan dinozorların olduğu dönemin ortadan kalkmasında çok büyük bir etken olmuştur diye bir söylemi var. Ha bu şey önceki dönemde, yani bu 66 milyon yıl önceki dönemde oluşan Yucatan bölgesine, yani şu şuradaki, bakın şu bölgeye, özür dilerim, şu bölgeye çarpmasıyla başladığı düşüncesi vardır. Şuraya, şu gördüğünüz yere. Tabi bunlar bu şekilde düşünceler farklı şekilde yer alıyor. Bakın dünyanın şu andaki haline doğru geliş bayağı bir belirginleşmiş halde. Şöyle büyük, çok büyük. Küçülttüğümüzde daha iyi görebiliyoruz. Bakın şöyle. Hindistan Yarımadası Asya kıtasına doğru çarpmaya çalışıyor. Afrika kendini tamamen belirlemiş ve Afrika'da artık bir değişim yok. 35 milyon yıl önce gidelim. Orta Triyer döneminde memeli hayvanların evrimleşmesi ve küçük formların oluşması, grupların şeyi ve primat türünden hayvanların meydana gelmesi ve diğer türlerinde artık kendini göstermesi bariz bir şekilde ortaya çıkıyor ve artık Amerika kıtası, Afrika kıtası tamamen yerleşmiş vaziyette. Türkiye bakın bu dönemde daha da kendini gösteriyor. Yani ve Hindistan Yarımadası kendisini koymuş yerine. Asya kıtası da yerli yerine oturmuş. Ve 20 milyon yıl sonrasına bakalım. Neosen periyodu, ne oldu o dönem? Bunu küçültelim, işte günümüzdeki şeklin oturmaya başladığı dönemdir. Ve bu dönemde memeli hayvanlar, kuşlar ve diğer, yani şu andaki şeylerin şekillerini almıştır ve Afrika kıtası nedir? İlk, yani insan türünün var olduğu yer olarak da kabul edilir. Bakın artık bu dönemde her şey yerli yerine oturmaya başlamış. 20 milyon yıl öncesinde. Ha, belli yerlerde, şuralarda falan buzul çağlarının izleri gözüküyor. Tabi dünya bir kere değil, defalarca kez buzul çağından geçmiş. Ve günümüzdeki, yani 1 milyon yıllık veya 500 bin yıllık dünya şey kıtası artık tamamen yerli yerine oturmuş vaziyette. Her şey yerli yerinde. Artık açıklamaya hiçbir şeye gerek yok. Evet, bu dönemde her şeyi ne yapıyor? Sistemimiz, dünyamızı görebiliyoruz. Arkadaşlar, bu faydalı olacağına inandığım bir jeolojik zamanları anlatan bir uygulama olduğu için sizden de paylaşmak istedim. Yani coğrafya dersinde, jeoloji dersinde
yani bilhassa coğrafyada, jeoloji için değil de faydalı olur. Umarım katkısı olmuştur size de. Görüşmek üzere arkadaşlar.